Genç ve Spor Bakanlığı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sensör O Yanıtlasın programımızla karşınızdayız. Sizleri Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Radyosu stüdyosundan karşılıyor ve evlerinize, tabletlerinize, bilgisayarlarınıza, cep telefonlarınıza konuk oluyoruz. Sensör O Yanıtlasın programımızda bu akşam Dünya ve Avrupa Karate Kata Şampiyonu sevgili milli sporcumuz Emre Vefa Göktaş bizlerle birlikte olacak. Emre Vefa Göktaş'la yapacağımız bu keyifli sohbete iki gönüllü gencimiz de eşlik edecek. Gönüllü gençlerimiz sevgili Zeynep ve sevgili Hilal bizlerle birlikte olacak. Öncelikle Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İyi akşamlar Çağatay Bey. Emre Vefa'ya da hoş geldin diyorum. Bu güzelliğinde sizlerle buluştuğum için ayrı ayrı bir mutluluk var bugün içimde. Çok güzel. Zeynep kısaca seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat mezunuyum. Üniversite hayatımda başladığım radyoculuk, radyo programcılığı, ne derler ona, kariyerime de Gençlik Radyosu'nda, evet, Gençlik Radyosu gönüllüsü olarak devam ediyorum. Harikasın, teşekkür ediyoruz. Yayınımıza, programımıza hoş geldin. Sevgili Hilal, hoş geldin sen de. Kısaca seni de tanımak isteriz. Hoş buldum Çağatay Bey. Adım Hilal, Hilal Kurnaz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisiyim. Gençlik Radyosu gönüllüsüyüm. Herkese de hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere hoş geldiniz diyoruz. Ve tabii ki konuğumuz, şampiyonumuz Emre Vefa Göktaş. Kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Burada Gençlik Radyosu'nda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ayrıca bunu belirtiyorum. Burada kendimi çok samimi ve çok güzel bir durumda hissediyorum. Çok evinde hissediyorsun değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Cansın, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle ki efendim, normalde dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi, bizleri izleyenler bilirler. Programımızda konuklarımız uzaktan bağlantılı bir şekilde YouTube üzerinden programımıza kendi evlerinden ya da kendi çalışma ofislerinden katılıyorlar programımıza. Ama bu akşam Gençlik Radyomuzun stüdyosunda sevgili Emre Vefa Göktaş kardeşimizi Gençlik Radyomuzda bir radyo programı yaparmışçasına sizlerle buluşturduk. Sizleri bu akşam Gençlik Radyosu stüdyolarından, canlı yayın stüdyomuzdan selamlıyoruz. Keyifli sohbetimize ekranları başında bizleri izleyen bütün izleyicilerimize de şimdiden hoş geldiniz diyelim. YouTube kanalı üzerinden canlı olarak programımızı izliyorsunuz ve bizlere sorularınızı, özellikle Emre Vefa Göktaş'a sorularınızı yorumlar bölümünden yazıp gönderebilirsiniz. Çünkü çok fazla sorularımız var sevgili Emre, sana yönelteceğimiz. Evet. Afişlerimizi biz sosyal medya sayfalarımızda paylaşmaya başladığımız andan itibaren çok fazlasıyla hem sporla alakalı, evet, hem de sporun yanı sıra nasıl bu yola kişi meyil edilmeli, nasıl girmeli? Hem spor hem spor öncesi durumları konuşacağız. Çok fazla sorumuz var. Onlara hazır mısın? Evet. Öncelikle onu sorayım. Önce hepsini cevaplamak için gerçekten çok sabırsızım. Çünkü evet, bu sorular gerçekten senelerdir cevapladığım sorular. Ama hı-hı, her seferinde anlatmaktan ayrı keyif duyuyorum. Hı-hı. Buraya nasıl girdiğimi, nasıl başladığımı, yani bu spora başlamak isteyenlerin de neler yapması gerektiğini, hı-hı, bu soruları sabırla bekliyorum. Tamam o zaman, bizler hazırız. Arkadaşlar sizler de hazır mısınız? Hilal, Zeynep. Evet, hazırız. Tamam, harikasınız. O zaman hemen sevgili Zeynep seninle başlayalım isterim. İlk soruyu alalım ve ilk cevabımızı da Emre Vefa Göktaş'tan dinleyelim. Tabii ilk sorumuz Kırşehir'den Güven Bey'in sorusu. İyi bir sporcu olmak için desem o cümleyi nasıl tamamlarsınız diye sormuş Emre Bey'e. Evet, beklediğim sorulardan bir tanesiydi. Çok sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Ama bu soru bu şekilde ilk kez soruluyor bana. Desem hani tamamlayınız. Noktalı kısmı bir şekilde, evet, değil mi? Evet, evet. İyi bir sporcu olmak demek öncelikle gerçekten çok büyük emek demek. Hı-hı. Yani bunun sonunda ben emeği, azmi, hı-hı, disiplini, hı-hı, her şeyi, hı-hı, hayatta insanın gerçekten başarılı olması için yapması gereken en önemli şey önce inanması. Bunu da aslında başa koyabilirim. Sıralamayı değiştiriyorum. Önce inanmamız gerekiyor iyi bir sporcu olmamız için. Daha sonra çalışmamız gerekiyor. Ve bunun yanında bunları yaparken disiplinli olmak zorundayız. Buradan bütün izleyen, dinleyen bizi, bütün herkese, eğer bir şey başarmak istiyorlarsa, sadece spor olsun veya farklı bir branş olsun, inanıp gerçekten oraya elini altına, taşın altına koyarlarsa başarabilirler. Bunu söyleyebilirim. Evet, harika. Zaten
İnanmak hani genel bir laf vardır da evet. Başarmanın yarısı diye. Kesinlikle. İnanarak çıktığımız yolda muvaffak olamayacağımız hiçbir durum yok Kesinlikle. Gibi görünüyor. Değil mi? Aynen öyle. Çalışmak varsa, azim varsa işin içerisinde. Allah da gerisini veriyor. Gerisini veriyor. Sonrasında böyle dünya şampiyonu evet. oluyorsunuz efendim. İnşallah tabii bizleri izleyen bütün gençlerimize, hevesli olan bütün gençlerimize nasip olsun böylesi milli gurur İnşallah. Hissiyatı. Sevgili Hilal, seninle devam edelim. Ankara'dan Zeynep Hanım sormuş. Hı hı. Bu spora başlamaya nasıl ve ne zaman? Bir kez daha duyalım mı soruyu? Ankara'dan Zeynep Hanım sormuş. Hı hı. Bu spora başlamaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz? Evet. Bu sorunun cevabı aslında birazcık farklı. Şöyle açıklayayım. Bir insan bir işe ne zaman başladığını hatırlar. Hı hı. Ama ben spora ne zaman başladığımı hatırlamıyorum. Allah Allah. Evet, evet. Çok ilginç bir durum gerçekten. Çünkü benim babam kendisi aynı zamanda karate antrenörü hı hı. ve beni 3 yaşında başlatmış spora. Hı. Ben o yüzden hadi oğlum gel sana bir karate, bir spora yazdıralım, seni başlatalım diye bir serüvenim, bir hikayem hiç olmadı. Zaten yani, içindeydin. Kendimi bildim bileli, oldum olası bu sporu yapıyorum. Ve çok şükür hiç ara vermedim. Yani başta da söylediğim gibi düzen ve disiplin bir bu süreç gerektiren bir... Kaç yıl oldu Emre? Hani ara vermedim şu dedin an, ya. Şu anda neredeyse 20 sene olacak. 22 yaşındayım. O. Yani seneye 20 sene olmuş 20 olacak. Yıl. 20 yıl. Evet. 20 yıl olmuş olacak. Nasıl başladığın kısmı da babam başlatmış. Ben de gerçekten meyilliymişim. Seviyormuşum ki yani bu zamana kadar gelebilmişim hiç ara vermeden. Aynen. Babama borçluyum diyebilirim yani. Yani babacığına da buradan sevgiler selamlar iletelim. İyi ki de böylesi güzel bir girişimde bulunmuş. Böylesi evet. hayırlı bereketli bir girişimde evet, bulunmuş. Evet. Seni bizlerle tüm Türkiye halkıyla aslında buluşturmuş. Bu milli gururu da her birimize Teşekkür yaşatmış. Ederim. Teşekkür ediyoruz. Babacığımıza da ellerinden öpelim. Sevgili Zeynep, sendeyiz. Sırada Saraybosna'dan Utku Bey'in sorusu var. Hayatınızda spor ile ilgili en büyük hedefiniz nedir diye sormuş. Balkanlara bir selam gönderelim öncelikle. Evet. Balkanlarda bizi evet, izleyen bütün izleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderelim. Yurt dışından da çok fazla mesajlarımız gelmeye başlıyor artık. Teşekkür ediyoruz. Hem ilgilerinden hem de böylesi güzel bir şekilde programımıza olan rağbetlerinden. Kesinlikle öyle. Orada Balkan şampiyonu olmuştum. Evet. 2016 senesinde yanlış hatırlamıyorsam orada gerçekten hem ziyaret etme fırsatım olmuştu hem de bize olan ilgilerini görmüştüm gerçekten. Harikasın. Emre şimdi şöyle mi olur acaba? Örnek veriyorum Fransa'dan soru geldi. Örnek evet. veriyorum ne bileyim Ukrayna'dan soru geldi. Evet. Ukrayna'da şampiyon olmuştum. Fransa'da Avrupa şampiyonu olmuştum diye Yok, değil mi? Böyle sürekli söylersem tabii ki olmaz. Harika. Soruyu bir kez daha alalım. Çok odaklandım. Tamam soruyu bir kez daha alalım. Tabii. Evet. Hayatınızda spor ile ilgili en büyük hedefiniz nelerdir? Evet, tamam. Evet, şimdi spor ile ilgili hedefim aslında şöyleydi benim her zaman. Öncelikli olarak aileme ve çevremdekilere kendimi kanıtlayabilmek, kendimi gösterebilmek. Daha sonra bu büyüdü, ilerledi. Milletime, vatanıma hayırlı, aynı zamanda faydalı bir insan olabilmek. Hı hı. Daha sonra bu yine büyüdü. İstiklal Marşı'nı okuttum. Dedim ki bayrağımızı dalgalandırabilmek, İstiklal Marşımızı okutmak. Benim her zaman hedefim bu oldu. Her zaman en büyük hedefim spor olarak, sadece spor olarak değil ama ben spor olarak tabii ki hayatımı idame ettiren bir insanım. Hı hı. Hem profesyonel anlamda hem de bütün hayatımın her yerinde spor var, karate var. Yani bir hayat yaşama biçimi diyebilirim. Bu da benim için ülkeme, milletime en iyi şekilde hizmet edebilmek. Yani derece aslında sadece derece diyorum. Bizim için evet. önemli olan ülkemizi temsil edebilmek. En iyi şekilde yurt dışında çıktığımız müsabakalarda vatanımızı, milletimizi en güzel şekilde temsil edebilmek benim en büyük amacım. Maşallah. Tabii her derece de bir sonrakini tetikler mahiyette olup sporu biraz daha anlamlı kılıyor kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Adım adım Değil ilerliyorum. Mi? Evet, evet kesinlikle. Hilal'cim sendeyiz. Eskişehir'den Batuhan Çiftçi sormuş. Karate'yi her uzak doğu dövüş sporları arasında farklı kılan nedir? Bize karate'yi anlatabilir misin? Evet. Karate doğu felsefesi. Yani biraz aslında izleyiciler karate'yi bilmeyen
izleyicilerimize de biraz anlatmak evet, gerekirse. Evet, biraz açmanda fayda evet, var. Kesinlikle. Karate Doğu felsefesi, Japon felsefesi içeren bir spor. Yani sadece bir dövüş sporu, bir savunma sporu, bir sanatı değil. Yani karatenin içerisinde saygı, sevgi, ahlak, yani ahlaki değerler çok yüksek olan bir branş. Yani bir spor yaparken insan sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak ve ahlaki olarak da kendini geliştirebilir. Nasıl, bunu da biraz daha açıklayayım. Bizim karate müsabakalarında giydiğimiz kıyafet beyaz. Bunun amacı, bunun mantığı temizlik. Bu yüzden beyaz kıyafet giyiyoruz. Salonumuza girdiğimiz zaman antrenörümüze ve bulunduğumuz ortama selam veriyoruz. Bunun da amacı bildiğimiz bizim Türklerde olan selamun aleyküm, aleyküm selam. Evet. Selam kültürü. Yani bir saygı. Ve antrenmana başlamadan önce toplu bir sıralama yapılıyor ve seremoni yapılıyor. Bayrağa, antrenöre ve birbirimize. Bu başka hiçbir branşta, hiçbir spor kültüründe olmayan bir şey. Karate'de mi sadece? Sadece karate'de olan bir şey. Doğu felsefesini barındıran branşlarda olan bir şey. Tamam. Örnek vermek gerekirse judoda da. Tekvando'da da olan bir felsefe. Yani Doğu felsefesinden dolayı böyle bir karate'nin durumu var. Ve bu da diğer branşlardan karate'yi ayırıyor. Aynı zamanda disipline ediyor. Çünkü karate'de biz hocamızı dinlerken her zaman dizlerimizin üzerinde oturarak dinlerdik. Bir futbolda veya bir basketbolda takım branşlarında veya diğer dövüş branşlarında bu denli bir saygı antrenöre yok. Ben diğer spor branşlarında takip eden bir insanım. Karate'nin özellikle küçük yaştaki çocuklara okul ortamında, sınıf ortamında çektiği zorluklara, çektiği problemleri giderecek şekilde bir disiplin verdiği, sınıfta öğretmenlerine karşı saygılarının geliştiği, arttığı, arkadaşlarına daha saygılı olduğunu, yani biz bunu zamanla çok gözlemledik. Çünkü benim babam kendisi de rehber öğretmen aynı zamanda. Karate'yi bu şekilde insanlar her zaman tavsiye eder, her zaman söylerdi. Ve özgüven eksikliği olan çocukların da karate'ye gelmesini söylerdi. Karate aynı zamanda benim yaptığım branş kata. Ben kata yapıyorum. Ben çocukluğumdan bu yana bütün antrenmanda herkes otururdu. Ortada ben kata çizerdim. Bu nasıl bir şey? Herkes sınıfta oturuyor. Bir kişi ayağa kalkıyor ve şiir okuyor. Şimdi çocuk genelde ilk birinci sınıfta utanır. Hocam ben okuyamam. Veya İstiklal Marşı okunacak, onu çıkartıyorlar. Bütün işte seremoni yapılacak. Utanıyor, çekiniyor, hocam ben okuyamam, yapamam. Bu bunu engelliyor. Karate aslında özgüven de aşılıyor. Yani diğer branşlardan ayıran gerçekten o kadar çok özelliği var ki yani anlatmak lazım. Yani her şeyden önce kesinlikle. İşin bir felsefesi kesinlikle. Var. Bu felsefe de kişinin gelişimine, hayata dair olan gelişimine katkı sağlayacak doğrultuda belirlenmiş bir felsefe. Kesinlikle. Hani evet, savunma sanatı ama savunmadan önce ruh dinginliği. Kendine bir hakim olma, öyle kesinlikle. Değil mi? Kendini bir dinginleştirme. Kesinlikle. Ondan sonrasında hareketlere bunu yansıtma diye anladım. Evet, kesinlikle öyle. Yani bizim karate'de yaptığımız müsabakalar ve antrenmanlarda karşı tarafa temas yok mesela. Vuruş tamamen kontrollü. Herhangi bir zarar verme yok. Burada bizim amacımız kontrolsüz güç, güç değildir felsefesi. Yani ben aslında sana vurabilirdim ama vurmadım. Bu güç bende var ama ben sana bu zararı vermiyorum. Karate bunu öğretiyor insanlara. Sen de haddini biliyorsun. Tabii ki. Karşı tarafa. Harika, çok güzel. Hilal, gayet güzel açıklandı değil mi? Sorumuz cevabını ve adresini bulmuştur diye ümit ediyorum. Evet. Sevgili Zeynep, seninle devam edelim. Sıradaki sorumuz başkent Ankara'dan Mine Hanım'ın sorusu. Şu an karate hayatınızda olmasa ne yapıyor olurdunuz diye size sormuş. Yani zor bir soru oldu. Olmasaydı ne olurdu karate? Karate hiç hayatımda olmadı, bir durum olmadı. O yüzden bunu hiç düşünmedim açıkçası. Yani özellikle bu korona sürecinde gerçekten bunu biraz anladık aslında. Hem özgürlüğümüzün, hem sağlığımızın, hem de yaptığımız işin kıymetini. Doğru. Yani bunları anlamamız için illa böyle bir şey olması gerekmiyor. Gerçekten yaptığımız işin ve hayatımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani birlikte antrenman yapabilmek bile çok büyük bir nimetmiş gerçekten. Birlikte sosyalleşebilmek bile, bunu anladım. Yani karate çünkü aynı zamanda benim ailem. Biz milli takım kamplarında aile gibiyiz ve sürekli hayatımız orada geçiyor. Doğru. Şimdi ailenizden koparılıyorsunuz aslında. Böyle bir durum oluyor. Yani karate olmasaydı aslında benim bir ailem şu anda olmayacaktı. Başka bir mesleğe hiç böyle merakın oldu mu? Ya da hevesin oldu mu? Hani ben her zaman sporcu olmak istedim gerçekten. Yani
Karate babamın bana tabii ki yaptırmasıyla oldu ama sporculuk her zaman bende ayrı bir yeri var. Sporculara olan saygım, sporculara her zaman ayrı bir saygı duymuşumdur. Küçüklükten beri izlerim. Hiçbir müsabakayı, yani milli maçları zaten asla kaçırmam. Ne olursa branş asla gözetmiyorum. Her milli maçı mı? Her milli maçı izlerim. Yani bayrağımızı taşıyan, temsil eden bütün sporcular, bütün hepsini temsil ederim. Hepsini izlerim ve Harika. desteklerim. Başka ne yapabilirdim diye düşünürsek, yani başka bir meslek yapabilir miydim? Çok zor. Çünkü ben uzun süre oturamıyorum mesela. Yani uzun süre hareketsiz kalamıyorum. Masa başı bir iş yapabilir miydim bilmiyorum. Yani öyle bir iş yapamazdım sanırım. Okul da var şu an değil mi? Bitti mi okul? Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğretmenlik bölümü mezunuyum. Bu sene mezun oldum. Beden eğitimi öğretmeni oldun aynı Evet, zamanda. aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Harika. oldum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Yapmayı düşünüyor musun peki? Öğretmenlik. Öğretmenlik tabii ki yapmayı düşünüyorum. Şu anda atama sonuçlarımızı bekliyorum. İnşallah o da Hadi Ankara'da kalmayı inşallah. istiyorum. Olursa Ankara'da öğretmen olarak devam edeceğim. Hadi hayırlısı. Peki okula geçtiğiniz zaman diliminde de orada branşlaşabiliyor musunuz? Yani kendi öğrencilerini yetiştirebilecek misin mesela orada? Aslında sorumun cevabı da burada çıkmış oldu. Karateci olmasaydım da yine bizim işimizde öğretmenlik, bir şeyler öğretme sevgisi Öğretmek. var. Öğretmenlik olarak devam ederdi ve beden eğitimi öğretmeni olarak devam ederdi. Yani biz okullarda, şu anda beden eğitimi öğretmeni yapan arkadaşlarım var milli takımda. Bulundukları, çalıştıkları okullarda karate kursu açıyorlar. Çocuklara karate öğretiyorlar. Ve şöyle de bir durum var. Biz sadece üniversite mezun olurken kendi branşımız değil, çeşitli branşları öğreniyoruz. Tabii. Hangi çocuk neye yatkınsa, hangi branşa yatkınsa o branşa onu adapte ediyoruz. Ama tabii Yetenek taraması gibi bir nevi. kesinlikle. Ama ben şuna eminim. Yani bizim insanımızda, bizim milletimizde dövüşçü ruh, mücadeleci ruh var. Var. Yani %90'ı diyebilirim karate yapabilecek zaten potansiyele sahip. O yüzden öğretmenlikte de çok zorluk çekeceğimi Ben de hiç düşünmüyorum. sanmıyorum. Hiç Düşünmüyorum. sanmıyorum. Hele hele çocukluk yıllarında hepimizin çocukluğunda mutlaka karateyi olsun, tekvandoyu olsun muhakkak o spor salonlarına ya da okul takımlarına bir gitmişliğimiz, Tabii ki. o tatemilerin üzerinde yürümüşlüğümüz, antrenman Kesinlikle. yapmışlığımız, oranın tozunu terini yutmuşluğumuz mutlaka vardır. Kesinlikle O öyle. yüzden mutlaka ve mutlaka sen de hiçbir şekilde bunda zorluk çekmeyeceksin. Çünkü gelen çocuklar zaten hazır bir kitle. Evet. Değil mi? Hazır hani Kesinlikle hocam hadi öyle. beni Aynen öyle. yetiştir. Harika. Sevgili İlay seninle devam edelim. İstanbul'dan Ahmet Türk Genci sormuş. Kuşakların renklerinin ilerleme durumuna göre değiştiğini biliyoruz. Bir kuşaktan diğer kuşağa geçiş süreci nasıl gerçekleşiyor ve beyaz kuşaktan siyah kuşağa geçme süresi ne kadar zaman alıyor? Evet. Bir de her kuşak, her branş için aynı temsilci hakkı mı vardır mesela? Bir de bunu da artı parantez Evet. sormuş olayım. Evet. Şöyle, şimdi gerçekten uzun bir süre istiyor. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Yani beyazdan siyaha geçmek gerçekten zor bir süreç. Ama şöyle de bir durum var. Bu hocanın da inisiyatifinde olan bir durum. Yani o zamanı doldurduk diye o kuşağa erişeceğiz diye bir şey yok. Her kuşak arasında 4 veya 3 ay bir bekleme süremiz var. Antrenman süremiz var. Yaklaşık 2 sene sürüyor beyazdan siyah kuşağa gelmemiz. 2 yılımızı alıyor. Her kuşak arasında yaklaşık olarak 4 ay, 3 ay antrenman yapıyoruz ve antrenmanların sonunda da ufak bir sınav oluyoruz. Karate'nin temel teknikleri. Kata dediğimiz bizim antrenmanlarda ve müsabakada yaptığımız teknikler var. Her kuşak zorluk derecesine göre belirli katalar öğretiyor. Bu kataları ezberlemek gerekiyor öncelikle. Ve bu ezberlediğimiz şeyleri sınavda en doğru şekilde yapıyoruz ve hocanın inisiyatifine bırakıyoruz. Çünkü karate bir insanın yani karakterini yansıtan bir spor. Bir kişi sadece onu müsabaka olarak yapmak zorunda değil. Çocuk ona gerçekten istekliyse, gerçekten yapmak istiyorsa yani birebir yapmak zorunda değil. Hani niyeti gerçekten hocam ben bunu yapmak istiyorum, elimden geleni yapıyorum dedikten sonra siyah kuşağa gelmek gerçekten zor değil. Onu da söyleyeyim. Öncelikli olarak disiplinli olmak gerekiyor. Ve her kuşak derecesi kendi arasında ayrılıyor. Beyazdan başlıyoruz. Sarı, turuncu, yeşil, mavi, daha sonra kahverengi. 3 tane kahverengi var. 3 tane kahverengi kuşak var. Her bir arası yine aynı şekilde 3-4 ay. Daha sonra siyah kuşağa erişiyoruz. Hepsi de bu kuşakların hepsi birbirine hocası aynı zamanda. Tabii şimdi sarı kuşak diye o hoca değil. Beyaz kuşakların her zaman o antrenörü. Ha, Tabii. tamam. Bir öncekinin antrenörü o. Antrenör oluyor. Tamam. Şimdi beyaz kuşak
Erse sarı kuşak onbaşı. Evet. Yani onlar o salonda ona o saygıyı göstermek zorunda. Evet. Hani başta da söylemiştim, saygı ve disiplin çok önemli diye. Salon içerisindeki çocuk sarı kemer, diğeri yeşil kemer. Yeşil kemer daha üst ama yaşı küçük. Ama yine o onun hocası. Kuşak önemli olan. Kuşak önemli. Rengi değil mi? Tabii. Karate'de dojo diyoruz biz salonlara. Dojoya girdikten sonra yaşın hiçbir önemi yok. Ve akrabalık ilişkilerin de yok. Benim antrenörüm babamdı. Ama yani hiçbir zaman bir orada bir baba oğul ilişkisi olmadı. Belindeki kuşağın rengi önemli. Kesinlikle öyle. Her bir branşta aynı kuşak şeklinde mi ilerler bu? Her bir branştadan kastımız yani karate içerisinde mi? Hı hı. Karate'de kata ve kumite ve kyon olarak üçe ayrılıyor. Kata, hı hı, kumitenin müsabakası var. Her birinde kuşaklar sabit. Hı. Yani bir kumiteci de kataci ile aynı kuşağa takar. Bir kataci, tamam, da kumiteci ile aynı kuşağa takar. Sınavları da aynıdır. Bütün süreç aynı işler kendi branşı içerisinde. Ve karate aslında kata, kumite, kyon diyoruz ama daha doğrusu 5 tane ekstra bir branşı var karatenin. Shotokan, Shitori, Wodoryu, Goju-ryu dediğimiz bir sürü branşı var. Bunlar hep karatenin Japonya'da yapılan Japon bölgelerine göre orada yapılan antrenörlerin isimlerini alıyor. Orada onların verdiği isimlerle anılıyor. Bunların her birinin ama kuşak dereceleri dediğim gibi aynı. Sınav süreçleri aynı. Stillerine göre sadece sınav oluyorlar. Evet. Mezheplerine göre sınav oluyorlar. Anladım. Orada ayrışıyor sadece. Evet, ama derece aynıdır. Yani o sarı kemer de aynıdır. Diğer branştaki sarı kemer de aynıdır. Aynı seviyededir. Eyvallah. Gayet güzel açıkladın kardeşim. Sevgili Zeynep, seninle devam edelim. Kültür şehri İstanbul'dan devam edelim o zaman sorulara. Atahan Bey'in bir sorusu var. Sporla uğraşmak isteyen engelli arkadaşlarımıza buradan nasıl yol gösterebiliriz? Tabii bu genel bir branşı kapsıyor. Yani genel anlamda teşekkür ediyoruz Zeynep. Genel anlamda sporu kapsıyor aslında. Evet. Yani öncelikle ne gibi tavsiyelerin olur? Öncelikle yani bizim karate branşını özellikle yapan çevremizde bir sürü arkadaşımız var. Yani müsabakalarda da var özellikle. Son dünya şampiyonasında kata branşında aynı zamanda tekerlekli sandalye üzerinde kata çiziyorlar. Hmm. Veya işitme engelli kardeşlerimiz DIF Olimpik dediğimiz Türkiye'de karate'de biz çok başarılıyız. Bütün engelli kardeşlerimiz gerçekten çok azimli. Yani onlara tavsiyem öncelikle antrenörlerinin sözünden çıkmamaları ve asla ve asla yılmamaları. Yani antrenörlerini dinlerlerse antrenörleri onlara en doğru yolu, yapabilecekleri en güzel şeyi zaten yaptırır. Hı hı. Yani bizim hem Türkiye şampiyonalarında hem de Avrupa Dünya şampiyonalarında bunun çeşitli örnekleri var. Müsabakalarında izleyip takip edebilirler. Doğru. Kendi yapabilecekleri düzeyde öğretme çeşitleriyle antrenörlerinin sözünü dinleyerek yapabilirler. Yani iş oradan geçiyor. Kesinlikle. Değil mi? Başarının, evet, sırrı da oradan geçiyor. Antrenörü dinlemek ve antrenörün sözüne riayet etmek. Doğru. Hilal'cim seninle devam edelim. Teşekkürler. Eskişehir'den Kadir Özmen sormuş. Spor yaşantın içinde karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Bu spora başlarken nasıl bir zorlukla karşılaşacağını biliyor musun? Evet. Sporda sakatlık çok fazla oluyor. Biliyorsunuz. Hı-hı. Yani benim de en çektiğim şey gerçekten sakatlık. Ve spora başlarken tabii ki böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmedim. Antrenmanlarımız gerçekten çok zorlu ve kendimizi %100'ümüzü vermeye çalışıyoruz. Hı-hı. Bu yüzden o anda gözümüz o anki tehlikeyi sezemiyor, göremiyor. Hı-hı. Bacağın çekiyor ama diyorsun ki sen yapmam gerekiyor. Devam etmem gerekiyor. Evet. Antrenmanın dışında müsabakada çok daha sık oluyor. Sebebi müsabaka sırasındaki adrenalin ve oradaki kazanma hırsı her şeyin önüne geçiyor. Ben kolu kırılmış sargıyla maça devam eden arkadaşlarımı biliyorum. Yani o kadar çok kazanma arzumuz oluyor ki bir yerimiz sakatlansa dahi müsabakaya devam etmek zorundayız. Yani bırak dese bırak, zaten o kendisi bırakmak istemiyor. Doğru. Doktor çıkamazsın maçı demesinden korkuyor ve sakatlığını söylemiyor. Hmm. Ya bu kadar da aynı zamanda seviyoruz. Ama bu sakatlıklar bizim için gerçekten en zorlu süreç. Ben de kendimi yaşadığım için, nasıl bir şey olduğunu bildiğim için. Yani umarım hiçbir sporcu kardeşimiz
Tabii sakatlanmaz. ki. O yüzden ısınma ve soğuma, aynı zamanda kendi kapasitemize göre antrenman yapma çok önemli. Bu zorla spora başlayan hiç kimse, yani ben çok küçük yaşta başladığım için böyle bir şeyle karşılaşacağım tabii ki hiç düşünmedim. Ben daha çok oyun oynarım veya sıkılırım gibisinden düşüncelerim olmuştu. Ama tabii ki ben her zaman arkadaşlarım futbol oynarken antrenmana gitmeyi tercih ettim. Var mıydı senin çocukluk arkadaşın böyle seninle beraber Tabii. karateye başlayan, Tabii ki. senden görüp imrenen? Evet, kesinlikle olmaz olur mu? Özellikle hem kendi mahalle arkadaşlarım hem de okuldan sınıf arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım. Sonrasında sosyal medya aracılığıyla kardeşim keşke biz de bırakmasaydık. Bırakmışlar mı? Biz de keşke devam etseydik. Biz neden seninle devam etmedik? Ya da keşke biz de başlasaydık diyen o kadar çok arkadaşım oldu ki. Ya beraber top oynadığım, sınıfta beraber ders çalıştım arkadaşlarımla bunları çok duydum. Yani o zaman da dedim ki iyi ki bu işi yapıyorum. Yapmaya da devam etmeliyim. Yapmak isteyenlere de tavsiye etmeliyim diye kendime ekstra bir Çok not doğru. düştüm yani. Çok doğru. Sevgili Zeynep, seninle devam edelim. Arkadaşlar, sizin de sorularınız varsa kendi sorularınızı da yöneltebilirsiniz sevgili Emre Vefa'ya. Onun haricinde YouTube üzerinden şu an bizleri dinleyen bütün izleyicilerimizin de sorularını almaya başlayacağız efendim. İzleyicilerimizden de soruları bekliyoruz. Özellikle karate üzerine, spor üzerine ne gibi aklınıza takılan sorular varsa dünya şampiyonumuz burada efendim. Sorunuz yanıtlasın. Zeynep'ciğim, devam edelim. Almanya'dan Mehmet Bey'in sorusu var. Karateye yeni başlayacak biri bu spor için aylık ne kadar bütçe ayırmalıdır diye sormuş. Geldik can alıcı noktaya Evet. Emre. Gerçekten. Yani öncelikle her spor için bir beslenme gerçekten çok önemli. Beslenme için önemli bir bütçe ayırmak gerekiyor. Antrenmanlar özellikle çok yoğun olduğu dönemlerde hem karbonhidrat hem protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Yani aslında işin şu tarafından da baktığımız zaman yani insanlarımız abur cubura, cipse, kola o kadar çok para harcıyorlar ki. Evet. Yani buradan harcamayacakları paraları sağlıklı beslenmeye zaten koysalar birbirine Karşılıyor dengeler. Yani biraz abartılıyordu aslında beslenme kısmı. Ama en önemlisi beslenme diyebilirim öncelikli olarak. Çünkü bizim vücudumuz bir makine ve bu makineyi en iyi şekilde çalıştırmak için en iyi şekilde yağlamamız, beslememiz gerekiyor. O yüzden beslenme ilk birinci benim her zaman adım. İkincisi Evet. tabii ki antrenman ekipmanları. Antrenmanda kullandığın malzemeler. Hangi branş yapıyorsan. Karate için karate elbisesi, koruyucular, ellik ayaklıklar. Bunlar için bir bütçe ayarlanmak gerekiyor ama Pahalı mıdır onlar? ya kesişimi şöyle, profesyonel bir sporcunun kullandıklarını almak zorunda değil yeni başlayan Evet. birisi. Amatör ama zaten hobi için yapan bir insan için asla masraflı bir şey değil. Yani sadece bir gün bir kıyafet almaz, gider karate Onu elbisesi alacak, alır. evet. Yani herkesin yapabileceği, herkesin başlayabileceği bir branş, bir spor. Onun dışında başka da bir masrafı yok zaten. Doğru. Sadece karate elbisesi, giydiği kıyafet, antrenman ekipmanları ve beslenmesi. Beslenmesini de dediğim gibi sporcu şekline sokarsa diğer yerlerden kısıyla onu zaten karşılayabilir. Ve kişiden kişiye bu masraflar da değiştiği için net bir para söylemek de doğru değil. Doğru Herkesin söylüyorsun. bedeni farklı, Tabii vücudu tabii tabii. farklı, yaşı farklı, beslenme düzeni farklı. Herkesin bu konudaki gideri gerçekten farklı ama hani dediğim gibi cüzi miktarlara yapılabilir. Bu biraz şuna benziyor. Sanki hani gitar öğrenmek isteyen bir kişinin evvela bir gitarı olması gerekiyor. Kesinlikle. Profesyonel bir gitarın fiyatı farklıdır. İlk başta sıfırdan öğrenecek bir insanın alacağı gitarın fiyatı farklıdır. Farklıdır. Bunun gibi aslında Aynen öyle. şöyle bir artımız var. Tabii gitar öğrenmek isteyenler de, karate ya da diğer spor branşlarını öğrenmek isteyenler de, bu işe gönül vermeye başlayan kardeşlerimize de artık Genç ve Spor Bakanlığımız o kadar güzel imkanlar sunuyor ki arkadaşlar sizlere. Özellikle gençlik merkezlerimizde, özellikle salonlarımızda çok kıymetli hem liderlerimiz var hem de çok kıymetli antrenörlerimiz var. Lütfen ama lütfen bu kişilerden istifade edin. Çünkü onların size dokunması her alanda, yani sporla alakalı olsun, kişisel gelişiminizle alakalı olsun, sanatla alakalı olsun, sizlere dokunması emin olunuz bir adım belki uzağınızdadır. Bunun araştırmasını dijital platformda çok rahat bir şekilde artık yapabilirsiniz. Size en yakın gençlik merkezine ya da spor salonlarımıza gidip oradaki kıymetli çalışanlarımızdan hem destek alabilirsiniz hem de daimi olarak sizlere yardımcı olmasını rica edebilirsiniz. Mutlak surette
Sizler de çok güzel bir geleceğin kapısını bu vesileyle açmış olabilirsiniz. Öyle değil mi sevgili Emre? Yani bakanlığımızın sunmuş olduğu çok güzel, çok Kesinlikle. kıymetli, takdire şayan hizmetler ve Evet. çalışmalar var. Bizim, seni tenzih ediyorum ama kendi yaşıtlarıma, akranlarıma hitaben söylüyorum. Bizim zamanlarımızda icracı böylesi bir bakanlık yoktu. Evet. Haliyle ne bir gençlik merkezi ne bir spor salonu onlar da yoktu. Sizler kadar şanslı değildik bu noktada. Belki vardı yeteneklerimiz ama ortaya çıkarma Evet. noktasında sadece okullarda işte takımlar olur ya, okulun Kesinlikle öyle. takımları, kickboks takımı olur, tekvando olur, karate olur. Oralarda sağ olsun yine beden eğitimi öğretmenlerimiz görüp keşfeder, alır, bir yola sokmaya çalışırlardı, Evet. öncülük etmeye çalışırlardı. Şimdi bu kişilerin sayısı tabii ki çok fazlalaştı. İnşallah sen de onlardan birisi olacaksın. İnşallah, evet. O orduya gireceksin sen de Evet. inşallah. Bundan dolayı şimdi gençlerimiz çok kısmetli. Kesinlikle O öyle. yüzden gençlerimize özellikle söylüyoruz efendim. Genç ve Spor Bakanlığımızın mutlaka hem il müdürlüklerimize hem ilçe müdürlüklerimize gidip bu konularla alakalı çok çok detaylı bilgileri oradaki kıymetli hocalarımızdan alabilirsiniz. Sevgili Hilal, seninle devam edelim. İzmir'den Semih Karayel sormuş. Bu spora her yaştan insan başlayabilir mi? Boy uzunluğu belirgin bir avantaj ya da dezavantaj ya da... Tabii fiziki durumlar ne kadar önemlidir ve kaç yaşında başlamak gerekir? Evet. Dinleyelim. Öncelikli olarak profesyonel anlamda bir başarı elde edilmek isteniyorsa tabii ki ağaç yaşken eğilir. Yani küçük yaşta başlamak çok önemli. Yani benim kadar küçük başlamak zorunda değiller. Tabii, başlamışsın benim kadar küçük yaşta başlamak zorunda değilsiniz. zaten sen. Ama en azından 9-10 bizim için bir sınır diyebilirim. Bu spor için. Ama sporu sağlık için yapmak isteyen herkes her yaşta gelip bu sporu yapabilir. Çocuğunu getirip velisi de antrenman yaptığı oluyor. Çok güzel. Sadece öğrenmek için, sadece kendini savunabilmek için. Ya biliyorsunuz bizim kadınlarımız kendini savunmayı seviyor. Kesinlikle. Onu öğrenmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Yani evde biz annemle de az çalışmıyoruz. Harika ya. Tabii ki, İkinci kesinlikle. antrenör değil mi? Aynen öyle. O yüzden herhangi bir yaş sınırlaması kesinlikle yok. Onu söyleyeyim. Boy ve tabii ki kilo vücut çok önemli. Yani kata benim branşım için boyun çok uzun olması dezavantaj. Yani 1,75-1,80 ideal İdeal boy. en fazla. 1,80'in üstünü biz kumite, dövüşen kısma, Ha, diğer branşa. diğer branşa alıyoruz. Çünkü orada başarı şansı da daha fazla. El ayak uzunluğu, rakibe atak uzunluğu ne kadar artarsa o kadar kolay olur. Doğru. Ama bunların hiçbiri yapamayacağı anlamına dezavantaj olarak düşünmesinler. Çok kısa iyi kumiteci dövüşenler de var. Uzun boylu kata yapan insanlar da yok değil. Hepsi var. Ama en idealleri sevgili Emre Vefa'nın söylemiş olduğu gibi bu çerçevede olması tercih edilen durumlarmış, öğrenmiş olduk bizler de. Zeynep, hangi şehirdeyiz ve hangi izleyicimizin sorusuyla karşı karşıyayız? Sinop'tan Pelin Hanım'ın sorusu var sırada. Karatecilerin beslenme düzeni nasıldır diye sormuş. Özel bir beslenme düzeniniz var mı Emre Bey? Emre, Evet, neler yiyorsun? çok güzel bir soru. Anlat bize neler yiyorsun? Evet, anlatıyorum şimdi. Öncelikli olarak beslenme hayatımızın bir bütünü ve beslenme olmazsa hiçbir şekilde bu enerjiyi kendimizde bulamayız. Yani öncelikli olarak düzenli bir uykuyla beraber kahvaltı şart. Yani gereken zaten enerjiyi biz kahvaltıda almalıyız ilk önce. Güne zinde başlamak zorundayız. Benim için, benim kendi spesiyelim her zaman kahvaltı, ilk başlangıç benim için çok önemli. Güne ne kadar zinde ve güçlü başlarsam o kadar iyi devam edeceğini her zaman düşünürüm. Diyet dediğimiz konuya geldiğimizde bizim branşımızda karatede özellikle kilo kontrolü çok önemli. Bunun için sıkı diyetler yapıyoruz. Sabah öğle akşam beslenmelerimiz yanında ara öğünler yapıyoruz. Sabah kahvaltısında çoğu kişinin sevmediği yulaf yiyoruz. Tok mu tutuyor? Hem tok tutuyor hem lif kaynağı, kan şekerini dengeliyor. Tatlı tüketmemeye çalışıyoruz. Bana söylüyorsun değil mi bunu? Evet, olabildiğince tatlı tüketmemeye çalışıyoruz. Baklava vesaire, hani
Bu kadar da ifşa etme ama ya. Evet ama yani tatlı gerçekten yani bizim... Tüketmeyiniz efendim. Tatlı yemeyiniz. Onun dışında benim kendi özel yaptığım, acıktığımda mesela yaptığım güzel bir tüyo verebilirim. Dışarı çıkıp yürümek ve yeşil çay içmek. Bunlar şekeri ve açlığı bastıran en güzel iki şey. Öyle mi? Kesinlikle. Evde oturdukça o dolap açılır kapanır. Açılıp kapanıyor evet. Tabii, her seferinde bir bakılır, geri kapatılır. O yüzden evden çıkmak en bizim için sağlıklı olanı. Ve eğer o anda da hani seviyorsanız bir yeşil çay kan şekerinden gelir. Eve gelir tekrar uyuruz veya işimize devam ederiz. Hmm. Benim kendi yaptığım ekstra. Onun dışında tabii herkesin vücudu, vücut yapısı farklı olduğu için tabii. Herkesin beslenme düzeni de makroları, alacağı karbonhidrat ve protein değerleri farklı. Öyle hesaplayarak mı yiyorsun tabii mesela Emre? Yani günlük kalorin vardır. Mutfak tartısında yiyecekleri tartarak pişiriyorum. Kendim pişiriyorum. Daha sonra bunların kalori değerlerinden de ziyade protein, karbonhidrat ve yağ değerlerini yazıyorum. Günlük almam gereken karbonhidrat proteini belirliyorum. Ve o gün yaptığım antrenmanlara göre bunların bir artısını eksisini çıkartıyorum. Kilo vermem gerekiyorsa aldığım kalori verdiğimden her zaman az olmalı. Ki kalori açığı yaratarak kilo verebileyim. Hı hı. Bu yüzden bu hesaplamalar çok önemli. Hı. Bu hesaplamaları yapıyorum. Müsabaka dönemime göre bunları belirliyorum. Çünkü bazı dönemde çok yoğun antrenman yapıyoruz. O zaman sıkı diyet yaptığımda vücudum daha bitkin düşüyor. O yüzden biraz daha beslenmemi şartlara göre ayarlıyorum diyebilirim. Sizde tartıya çıkma durumu oluyor mu? Evet. Kata'da benim branşımda yok. Benim branşımda sadece milli takım kamplarında olmamız gereken bir kilo var. Hmm. Antrenörlerimizin bize uygun gördüğü kiloları geçmiyoruz. Anladım. Ama diğer kumite branşını yapanlar sikletlere göre dövüşüyor. 60, evet. 67, 75. 76 olursa örnek veriyorum müsabakaya giremez. O yüzden o kilosuna göre antrenman yapıp müsabakada da o kiloda olmak zorunda. Ona göre de diyet yapıyor, yemiyor. Her gün onları tartıda ölçüp mi yiyorsun? Her sabah. Her gün tartıyorsun tabii. Da öyle mi yiyorsun? Tabii. Hem her sabah bütün yiyecekleri tartıyorum. Örnek veriyorum öğlen. Evet bir örnek versene yani. Örnek veriyorum öğlen ızgara tavuklu salata yiyeceğim. Hı hı. O tavukları pişirmeden önce çiğ şekilde tartıyorum. 200 gram geliyor. O piştiği zaman 150'ye düşüyor, suyunu çekiyor çünkü. Hı. 150 olarak onu yazıyorum. 150 gram bir tavuk protein değeri aşağı yukarı 25-26 gram bir protein değeri var. Bunu hemen aldığım protein kısmına ekliyorum. Karbonhidrat kısmına aynı şekilde. Yanında ne yiyorsam. Örnek veriyorum buğday ekmeği yiyorum. Hı hı. 2 dilim. 2 dilim buğday ekmeğinde yaklaşık 100 grama yakın bir karbonhidrat var. Hemen onu hemen çantama ekliyorum. Diyorum ki bugün bu kaloriyi aldım bu öğünde. Daha sonra gün bittiğinde en son bunları topluyorum. Yaptığım antrenmanları topluyorum. Bu benim için bir örnek değer olmuş oluyor. Hmm. Buna göre de beslenmemi devam et. Biraz bu işte deneme yanılma da var tabii ki. Yani vücuduma almam gereken kaloriyi önce görüyorum. Bu kadar alırsam böyle oluyor. Bu kadar alırsam kilo alıyorum. Bu kadar alırsam veriyorum. Ona göre de artık tabii yıllardır bunu yaptığım için mutfak tartısına bile koymam gerekmiyor. Elin tartı olmuştur artık. Aynen öyle. Göz kararı koyduğumda kesinlikle. Deniyorum ki ya bir bakayım yani belki yanlış koyayım. Bakıyorum aynı. Sabah özellikle mesela bunu çok dalga geçiyorlar. Yani 5-6 tane yumurta yiyoruz. İyi. Yani en az bir 5-6 yumurta yiyoruz. Ben şey yapıyordum. Haşlama olarak mı yiyorsunuz? Şimdi onu? İşin komik tarafı o. Ben şimdi omlet yapıyorum 5-6 yumurtayla. Bir 4-5 tane de haşlama yapıyorum. Çok iyi. Arkadaşlarım öyle olunca bayağı bir tabii ki benimle şey yapıyorlar. Ama tabii ki o proteini alabilmek için, gerekli proteini alabilmek için yumurta çok önemli. Yumurta çünkü en kaliteli protein diyebilirim. Vücudumuzu alabileceğimiz. Şimdi sen anlatıyorsun ben hayran hayran dinliyorum yani. Hani şöyle oluyor Emre'cim bizde. Göz kararı tartır boyuta gelmişsin ya artık sen. Evet. Bize de Allah ne verdiyse evet. Yeme boyutu oluyor. Bir an şöyle kıyaslıyorum. Güzel. Güzel. Sana şampiyon alanında başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ama ben de diğer beslenme düzenimin olmadığı bir iş de isteyebilirdim. Tabii doğru. Diyetin olmadığı. Yani kilo almayan arkadaşlarım o yüzden çok imrenirim zaten. Kesinlikle ona bizler de imreniyoruz ama lütfen bir ara seninle böyle bir hem spor yapalım evet. Emre'cim hem de bu sporu yaparken bu
tarttığın o gram gram yediğin ve o felsefeyi de kendinde oturttuğun o felsefeyi lütfen bize de alıştır, olur Tabii mu? ki. Bize de aşıla. Zevkle. İmrendim Zevkle. şu an seni Benim dinlerken. gibi böyle beslenen ne kadar çok olursa ben de o kadar motive oluyorum. Yani çünkü ortamda ben sağlıklı bir şey yerken yanımda tatlıların yenmesi de zor oluyor benim Olmaz. için gerçekten. Olmaz. Göz hakkıdır, kul hakkıdır. Olmaz tabii ki. Zeynep, Evet. değil mi? Emre özellikle bizlere söylüyor Biraz evet. bunu. Biraz evet, çok güzel. Neredeyiz arkadaşlar? Hilal, sende miyiz? Zeynep, sende miyiz? Ben Tamam, buyur, de. devam edelim. Mersin'den Kaan Taşçı sormuş. İlk milli maçına çıktığında kaç yaşındaydı? Neler hissetti? Neler düşündü? Diye sormuş. Milli maçıma çıktığımda. O milli takıma seçilmek de ayrı bir gururdur ya. Kesinlikle öyle. Hissediyor musun? Ya daha doğrusu hatırlıyor musun o günleri? Hatırlıyorum. O zaten ilkler asla unutulmaz. Kaç yaşındaydın? 12 yaşındaydım. İlk milli maçıma çıktığımda. Yıldızlar kategorisinde. 12 yaşındayım. Balkan Şampiyonası'na gittik. Karadağ, Montenegro. Bütün takım bir uçak kiralanmıştı. Hepimiz o uçaktaydık. Hiç unutmuyorum. Ve ilk kez o zaman uçağa binmiştim. Ondan sonra da hiç inmedim tabii ki. Çok güzel. O müsabaka benim için bir dönüm noktasıydı. Sonuç ne oldu? Birinci olmuştum. Harika. İlk milli maçım Balkan Şampiyonası. Orada Balkan Şampiyonu olmuştum. Ve ben orada kata komite yarışıyordum. Yani. Hem kata yapıyordum, kendi şu anki yaptığım, hem de dövüşüyordum. Şu anda dövüşü yapmıyorum. O zaman ikisini beraber İkisinde yapıyordum. de mi birinci oldun? Kata'da birinci oldum, kumitede ikinci oldum. Harika. O da şeyden dolayı ikinci oldum. Kata'da final maçına çıktım, hemen beni kumiteye aldılar. Sıcağı sıcağına olduğu Yoruldum için değil mi? birazcık. Yoruldun. Yoruldum. Hani dinlenmeme fırsat olmadı. Bir de hani onun stresi ayrıydı. Onu kazanınca tatmin oldum. Evet. O duygu da beni diğer maçtaki hırsımı etkiledi. Evet. Bir birincilik alınca insan diyor ki ya birinci oldum, Tamam. tamam artık. Doğru. O yüzden de o etkiledi. Tabii ki küçüğüm yani ama hatırlıyorum. O yüzden o diğer müsabakada ikinci ev sahibiydi karşı taraf. O arkadaşımla da hala görüşürüm. O ikinci olduğum eminim. Evet. Öyle O mi? kumiteye devam ediyor mesela ama ben kataya devam ediyorum. O da mesela keşke kata yapsaydım vesaire. Yabancı ilişkilerimiz tabii ki arkadaş ilişkilerimiz de bu arada hani bu Gelişiyor spor tabii. sayesinde inanılmaz derecede gelişiyor. O benim ilk maçımdı, ilk heyecanımdı. Onun öncesinde çok Türkiye şampiyonası, il şampiyonaları, çok maça girdim. Ama onun heyecanı ya, çok başka oluyor. Yani o anlatılmaz bir duygu. Mutlaka ya. Kesinlikle. Mutlaka. Sevgili Zeynep, seninle devam edelim. Nevşehir'den Büşra Hanım'ın sorusu var sırada. Çok iyi bir sporcusunuz, takip ediyorum. Bunun dışında gizli bir yeteneğiniz var mı? Resim yapmak, şarkı söylemek gibi. Sesi çok Biraz farklı güzeldir bir açıdan Emre'cim. Ben yaklaşmıyor. konuşurken Konuşurken detone oluyorum. Bu arada onu söyleyeyim. hiç öyle bir şey olmadı. Ben gerçekten iyi değilim. Hayır, şu an hani program yaklaşık 45 dakikadır yayındayız. Hiç öyle bir durum olmadı. Hani evvelini de biliyorum, normal Evet, sohbetimizde de. evet. Niye kendini öyle hakir gördün anlamadım. Gayet güzel konuşuyorsun kardeşim. Ama öyle bir gizli yeteneği. Nerelisin bu arada? Ben aslen Ardahanlıyım, Karslıyım. Aa, çok güzel. Ama doğma büyüme Ankaralıyım. Kars Ardahan'a sevgiler, selamlar Teşekkür göndermiş ederim. olalım. Ama Teşekkür tabii ki ediyorum. başkent Ankara'mızda selamlamış olalım bu vesileyle. Bu arada Gizli bir yetenek. bizim il takımımızda aşağı yukarı üçte biri Karslı, Ardahanlı. Öyle mi? Evet. Çok fazla arkadaşım var. Ayrıca bir hani alakaları mı oluyor Evet. Hiç Karslıların? bilmiyorum ama yani şu anda bir 10 kişi sadece yani A milli takımda Karslı, Aa, Ardahanlı. çok iyi. Evet yani herhalde o taraflar biraz daha dövüşmeye, karateye yatkın mı diyeyim, meyilli mi, istekli mi diyeyim Çok bilemiyorum güzel. ama evet öyle bir şey var, öyle bir durum var. Çok güzel. Benim ekstra bir yeteneğim veya ilgi alanım, yani oyun oynamayı seviyorum. O bir yetenek değil ama oyun oynamayı seviyorum. Çünkü bir yeteneğim gerçekten şarkı söylemek, söyledik onu, yok kötü.
çok var ama sporcu yani, olup böyle güzel sesli olan. Evet, gerçekten çok ilgileniyorum. Çalan, enstrüman çalan. Ya çünkü benim şöyle yapabileceğim bir yeteneğim yok ya. Hadi göstersene bize. Benim öyle bir durumum yok yani. Tekme at dese ısınmamız lazım. Evet. Şarkı söylemek şimdi söyleyeyim. Pat diye hemen söylenebilir. Gösterebileceğimiz bir şey. Böyle bir yeteneğim çok olmadı. Gitar çalmayı çok istedim. Küçükken gitarım vardı. Denedim. O da yapamadım. Çünkü karate antrenmanlarım hep çok yoğundu. Başka bir şeye yönelecek bir fırsatım çok fazla olmadı. Çünkü eğitim hayatını da bunun yanında idame ettirdiğimiz için. Doğru. O dersler var, okul ekstra var. Ekstra üçüncü bir şey olsaydı belki de bugünlerde olamayabilirdim. Kesinlikle. Dünya şampiyonu olmuşsun zaten artık. Yani ekstra bir hani türkü söylesen ne olur, söylemesen ne olur gibi. Ama tabii ki söylemeyi isterdim yani. Kesinlikle güzel olurdu ama bence denemelisin. Vardır belki öyle evet, gizli bir yeteneği. Belki de vardır. Keşfedilmeyi bekliyordur. Olabilir gerçekten. Biz keşfedebiliriz belki. Burada sesimi beğenen olursa, eğer şey yapan olursa. Bir... Zeynep söyletelim mi, ne dersin, biraz zorlayalım mı? Orayı ısındırmaya çalışıyordum. Böyle ufak bir şey alabilir miyim belki? Ben ezbere bile çoğu şeyi bilmiyorum yani. Ezbere bile. Neler dinliyorsun mesela? Ben genel olarak motivasyon müzikleri çok dinlemeyi seviyorum. Hı-hı. Film müzikleri özellikle. Yani gerçekten beni piyano coverlar dinliyorum. Yani sözlü değil de daha çok. Enstrümantal. Hani, karate biraz daha hani o felsefesi dövüşürken, karate yaparken çok fazla işte sözlü bir şarkı dinlemek zor. Veya hareketli bir şarkı dinlemek zor. Hı-hı. Daha çok böyle cover, alttan gelen böyle. Hı-hı. Mesela Son Samuray'ın şarkısı. O soundtrack'ler. Müzik olacak sadece. Evet, evet, değil mi? Evet. Onlar bizi çok motive ediyor. Yani sadece beni değil, benim branşımı yapan çoğu kişi aynı şekilde hemen hemen doğru düşünüyor. Yani mesela Batman'in müziği. Hı hı. Hep film müzikleri, Inception'ın müziği, Hans Zimmer mesela ben çok dinliyorum. Onun bütün YouTube şeyleri hep bende playlist. Hep devam eder, çalar yani. Onlarla antrenman yapmak daha rahat oluyor. Bu birbirini destekleyen iki farklı unsur kesinlikle, o zaman değil mi? Yani kesinlikle. Çok etkisi var sizin çok motive olmanızda. Daha önce hatta müzikli kata diye bir şey varmış. Ben o dönemde yoktum. Çok eski. Onunla maç yapan abilerimiz var. Müzikle, müziğin ritmi eşliğinde kata çiziyorlar. Dans ediyor resmen. Resmen dans değil ediyor. Mi? Onun ritmiyle yapıyor. Tabii ki o belli bir süre devam etti, birkaç sene sonra da bitmiş. Ben denk gelmedim. Ama biz de bir nevi antrenmanları öyle yapıyoruz. Doğru. Müzikle devam ediyoruz. Tabii motivasyon kesinlikle kaynağı oluyorsa muazzam bir durum. Arkadaşlar devam edelim. Son 10 dakikamız içerisine giriyoruz. Bunu da hatırlatayım sizlere. Sorularınızı ona göre toparlayınız ve ona göre sıralamasını yapınız. Devam ediyoruz. Zeynep sende miyiz? Hilal Hanım'dayız Çağatay Bey. Zeynep Hanım sırasını Hilal Hanım'a devredin. Şarkı yok. Şarkıyı söyletemedim. Biraz çalışmam gerekiyor ondan sonra. Bir sonraki programda. Evet. Tamam. İnşallah. Hilal'cim devam edelim seninle. İstanbul'dan Eren Aslan sormuş. Örnek aldığınız bir sporcu var mı? Eğer varsa bu sporcuya örnek alma sebebiniz nedir? Evet. Örnek aldım, aslında birkaç sporcu vardı benim hayatımda. Ama tabii ki başka branşlardandı. Yani karateden bir kişi vardı örnek aldığım, idol aldığım bu karateyi yaparken. İtalyan bir sporcu vardı, Luca Valdes diye. Ben çocukken onun katalarını izlerdim. Onu izleyerek büyüdüm. Hı hı. Daha sonrasında Venezuela'da bir sporcu vardı, Antonio Diaz diye. Onu da aynı şekilde çok severdim, izlerdim. Daha sonrasında hatta biri birini yenmişti. Venezuelalı İtalyan'ı yenmişti. O zaman ona olan sevgim artmıştı. Bu tarz şeyler oluyor genelde. Daha sonra da ben Diaz'la maç yapma şansı yakalamıştım. Ben de onu yenmiştim. Öyle bir şeyim olmuştu yani. Hani idol aldığın bir insanla maç yapıp farklı bir hikaye. Daha sonra onu kazanabilmek gerçekten insanı mutlu eden bir şey. Onun dışında atletizmden ve Muhammed Ali beni en çok etkileyen sporculardan biri. Atletizmden de Hüseyin Bolt'u çok beğeniyorum. Sebebi atletizm de yapıyoruz biz aynı zamanda. Hı hı. Koşu antrenmanları yapıyoruz. Hı hı. Yani çizgiyi geçen kazanıyor mantığı benim için çok güzel. Ben o mantığı çok seviyorum. Nasıl yani? Yani basit bir strateji yok. Hı. Koşuyorsun, çizgiyi geçiyorsun ve kazanıyorsun. Doğru, düz mantık. Karate öyle değil. Karate de tamamen strateji, satranç. Kata da aynı şekilde.
en ufak bir hatada yenilebilirsin. Çok zor. Atletizm de bana bu şekilde bu denli biraz çekici geliyordu. Sonra yapmaya başlayınca anladım ne kadar zor olduğunu. Daha sonra o saygım arttı tabii ki. Ve antrenmandan izlemeye başladım. Ayrı bir bende idol kavramı gelişti. Hem o hem Muhammed Ali hem karakteri hem yaşayışı hem antrenmanları. Ve kendi camiamdan da iki kişiyi kendime örnek aldım. Onun dışında da umarım ben örnek olabilirim. Ben tam onu söyleyecektim. Şimdi örnek olacak duruma geldin artık. İnşallah. Çok Evet. şükür. Onu istiyorum. Rol model olacak Umarım. durumdasın genç yaşında. İnşallah. Daha da artarak ilerlesin tabii ki. Sevgili Zeynep, senin sorunla devam edelim. Sıradaki soru benden gelebilir mi? Lütfen. Kendi sorumu lütfen. sormak istiyorum. Şimdi Uzak Doğu'nun dövüş sporu olan karate aslında felsefe ile tekniğin iç içe geçtiği bir branş. Peki Avrupa ve Dünya Şampiyonası Emre Vefa Göktaş için sporun felsefesi nedir? Evet. Yani Buyur. gerçekten zor bir soru bu. Kolay bir soru değil. Ve bu soruyu böyle bir soru ilk kez cevaplıyorum. Teşekkür Bak ilk ederim kez buradan geliyormuş böyle bir Zeynep soru Hanım'a da. Zeynep. Evet. Ben teşekkür ederim. Sporun felsefesini çok açıkladım. Karate felsefesini çok açıkladım. Ama kendim aslında hiçbir şey katmadım. Yani bu zamana kadar. Benim için hani nasıl bir felsefesi var, ben nasıl düşünüyorum. Karate hep Japon felsefesini barındırdığı için onu açıklaması her zaman daha benim için kolay oldu. Ama karate çok farklı bir branş. Karate çok fazla branşı içeriyor, çok fazla sporu içeriyor, çok fazla ahlakı barındırıyor. Yani benim için karate aslında gerçekten bir ağaç. Yani biz de bu ağacın yapraklarıyız, dalı bile değiliz yani. Yani o kadar yaşayan bir şey karate. Biz de onun üzerinde onunla beraber yaşamaya devam ediyoruz. Bunun felsefesi de güneş, bunun ahlakı da toprak. Yani onlar olmazsa da o ağaç ölür. Tabii. Benim için böyle bir felsefesi var karatenin, yaşayan bir şey ve yaşatılması gereken bir şey. Çünkü insanlara çok şey katıyor. Basit gibi görünüyor aslında ama Yok değil. çoğu kişinin geldiği yerde baktığında karate sayesinde geldi. Aslında karate bir sebep. Ama bu ahlakı, bu bütün güzel şeyleri bir arada topladığı için arkadaşlıkları bile, bazen diyorum çok iyi arkadaşlarım var ama karate sayesinde var. Ne kadar Temeller sağlam atılıyor, aynen değil öyle. mi? Şimdi gittiğiniz her şehirde, her ülkede bir arkadaşınız varsa bu nasıl bir şans? Yani Muazzam bir durum. bunu karate sağlıyor veya A branşı sağlıyor ama sağlıyor. Sağlıyorsa bu gerçekten bulunmaz bir nimet. O yüzden ben hep Kesinlikle. söylüyorum. Yani zamanı varken, fırsatı varken herkes bu fırsatı değerlendirsin diye. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek? Sevgili Hilal, senin sorunla devam edelim. Hilal duyabiliyor mu bizi acaba? Evet, az önce geldi sanırım. Senin sorunla devam edelim. Evet, tabii. Antalya'dan Batuhan Yalçınkaya sormuş. Bize Emre Vefa Göktaş'ın bir gününü anlatır mı? Bir günün nasıl geçiyor? Peki şöyle ayıralım mı? Milli takımdaki bir günüm mü yoksa Ankara'da evimdeki bir günüm mü? İkisine de değinebilirsin bence. Tamam, ikisinde de. Önce milli takımdan başlayayım, biraz zorluklar anlaşılsın. Tamam. Uyuduğumuz ve uyandığımız saat bir kere aynı. Antrenman saatlerimiz, yeme içme saatlerimiz aynı. Sabah 7'de uyanıyoruz, toplu kahvaltıya geçiyoruz. Daha sonrası odamıza hemen çıkmıyoruz. Hemen uyumayalım kahvaltının ardına diye ya bir yürüyüş yapıyoruz otel çevresine ya da toplu sohbet muhabbet ediyoruz. Daha sonra odamıza çıkıyoruz. 9.30 gibi antrenmana iniyoruz. Onda antrenman başlıyor. Genelde 9.30 gibi iniyoruz aşağıya. Yaklaşık 3 saat antrenman sürüyor. Onda başladığını düşünürsek zaten saat 1 oluyor. Daha sonra öğle yemeği için önce bir odaya geçiyoruz, duşumuzu alıyoruz. Daha sonra 2 gibi öğle yemeğine iniyoruz. 4.30'da diğer antrenman var. 1 saat 2 saat kısa bir dinlenme, uyku. 4-4-4.30 gibi ikinci antrenman. O da yine 3 saat civarı. Saat oluyor 7.30-8. Yine odana çık, duşunu al, hazırlan, in. Akşam yemeğini ye. Saat oluyor zaten 10. Yat. Yani gücün varsa gez. Değil mi? Yani Mecalin gücün varsa. varsa gez ama mümkün değil. Ya bir şey izleyerek uyuyakalırsın, ya bir şey okurken uyuyakalırsın, sohbet ederken uyuyakalırsın. Doğru. Yani Ankara'daki hayatım da aslında bundan çok farklı değil. Ankara'da da sadece ailem oluyor yanımda.
Ankara'da ayrıca yoruluyorum çünkü buraya çok fazla gelmiyoruz. Ankara'da çok fazla, herkes kendi şehrinde çok fazla bulunmuyor. Hep milli takım kampındayız. Bu yüzden de arkadaşlarımıza ve ailemize ekstra bir ilgi göstermek zorunda kalıyorum. Doğru. Yani kampta uyuyarak geçirdiğim o öğle uykusunu burada ailemle ve arkadaşımla kahve içerek geçiriyorum. Doğru. Çok bir şey değişmiyor ama daha çok yoruluyorum. Daha çok yoruluyorsun. Ve aynı zamanda yol da işin içine giriyor. Şimdi kampta odan burada, antrenmanı burada. Ama Ankara'da bir Trafik saat giriyor. daha erken uyanıyorum. Saat 6'da uyanıyorum. 7'de kahvaltı yapıyorum. 8 trafiği başlamadan çıkıyorum. 8'de salonda oluyorum. Bir kahve daha içiyorum. 9'da antrenmana başlıyorum. Zaten 6 ile 9 arası benim için ölü bir saat olmuş oluyor. 3 saat gitti. Doğru. 9'da başladım, oldu 12. Antrenmana başladım, bitti 12. Giyiniyorum, duşumu alıyorum, yemeğim yanımda. Salonda yemeğimi yiyorum. Saat oluyor 1.30-2. Eve Yatış. gidiyorum. Yatış değil, eve gidiyorum, ailemin yanında. Ha tamam. Onları özlüyor. Tabii Tabii doğru bir var. saatte yol var. Öğle trafiği, gittim eve. Evim de yakın değil. Evim yeni mahallede, salon Batı kentte. Yani en az bir 20 kilometre civarı bu mesafe var. Daha sonra ya ailemle ya arkadaşlarımla ya babamla bir işim oluyor, bir şey, onu hallediyorum. Daha sonra ikinci antrenman. 4-4.30 gibi yine. Salona gidiyorum. Hatta 5 oluyor. Antrenman yapıyorum, 8 oluyor. Antrenman bitiyor, eve geliyorum, 10 oluyor. Arada bir de böyle yayınlar çıkıyor. Keşke hep olsa. Hep olsa değil mi? Kesinlikle. Hep yaparız kardeşim Kesinlikle. seninle. Senin Çok isteği teşekkür yeter ederim. ki. Sona doğru yaklaşıyoruz. Sevgili Zeynep, senin sorunu O alalım. zaman son soru yine benden gelsin Çağatay Bey. Aktif olarak içinde bulunduğunuz bir sosyal sorumluluk projesi var mı Emre Bey? Ya da Aktif. sporun da içinde olduğu bir sosyal sorumluluk projesi yapmak ister misiniz? Kesinlikle her zaman yapmaya çalışıyorum. Her zaman yapmak istiyorum ama çok fazla bir bunları zaman ayıracağımız, aslında ayırmamız gerekiyor, yapmamız gerekiyor elimizden geldiğince. Ama biz milli takımımız genelde bu sosyal sorumluluk projelerini hep bulunuyor. Örnek veriyorum, Kızılay'ın kan bağışına mesela en son topluca bir Kan katılımımız bağışında oldu. Tabii ki Ramazan ayında evlere ev ev gezerek erzak dağıtıyoruz ki ben şöyle de bir durumdayım, yani onu da söyleyeyim. Ben yaptığım şeyi çok fazla göstermiyorum. bulundunuz. Sorulduğu zaman söylüyorum. Ama projelerde yer alıyorum, sonra onu denize atıyorum. Benim için güzel olan tarafı bu. Çok Yani güzel. ya iyilik bir gül, onu söyleyince o soluyor bana göre. Ama ben olabildiğince bütün projelerde, zaten hayatım bu benim. Yani bütün çevremdeki arkadaşlarıma bunu anlatıp örnek olabilmek. Yani yaşayışım bir sosyal sorumluluk projesi ise eğer, ekstra bir sosyal sorumluluk projesi zaten olması gerekmiyor. Hayatın Katılmama içinde gerek kalmıyor. Görüyorum, hemen pat ben dahil oluyorum tabii. zaten. Elimden geldiğince. Zaten hayatın bir parçası diyorsun. Kesinlikle Değil öyle. mi? Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Zeynep, genç gönüllülerimizden çok teşekkür ediyoruz programımıza katkından ötürü. Sevgili Hilal, çok teşekkür ediyoruz programımıza katkından ötürü. Çok teşekkürler. Çok güzel sorulardı gerçekten. Ve zorlayıcı Beğendin mi sorular. soruları? Veya gerçekten zorlayıcı Biz sorular teşekkür vardı. ederiz. Yani beklemediğim yerlerden de geldiği oldu. Beklemediğin yerlerden geldi, evet. Güzeldi ama, çok Evet, teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Hem vakit ayırdığın Ne için, demek? hem böyle sıcakkanlı bir şekilde gayet bildiğimiz, aslında benim bildiğim ama izleyicilerimizin belki yeni tanımış olduğu Evet. o güzel yüreğinle bizlerle Çok birlikte teşekkür oldun. ederim. Çok teşekkür Ne ediyoruz. demek? Her zaman benim için keyifti. Ümit ediyoruz ki farklı programlarda da yine birlikte olalım. İnşallah. Daha farklı başarılarla, daha farklı bir zamanda, yine farklı bir programda, yine eğlenceli bir şekilde Yine oluruz. eğlenceli bir şekilde. Şunu sormak istiyorum o zaman ben de son olarak. Şimdi önümüzdeki süreçte belirlenmiş bir takvim var mı? Müsabaka olarak hedefler nelerdir? Bunu da öğrenelim son olarak. İlk hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlar ertelendi. Seneye Haziran. Bu sene Haziran'daydı. Tokyo 2020 2021 bir oldu aynı oldu şimdi. tarih. Evet. Bütün çalışmalarımız o yönde ilerliyor. Herkes kendi bulunduğu şehirde, bulunduğu oradaki milli takım antrenörüyle antrenman yapıyor ve bununla federasyon gözetiminde devam ediyor. Yani sanki milli takım kampındaymışız gibi evimizde antrenman yapıyoruz. Bir Çok değişiklik güzel. yok. Hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlardan önce iki tane müsabakamız var. Bir Premier Lig, bizim yine puan maçımız, bir de Avrupa Şampiyonamız var. Bunlardan sonra olimpiyatlar var. Hedefimiz şu anlık bu 3 maç. Ana hedefimiz tabii ki olimpiyatlar. Arada 2 tane maçımız var. İlk hedefimiz sağlık tabii ki. Tabii. Sağlıklı bir şekilde bu süreci ilerletebilmek. İnşallah. Elimizden geldiğince evde kalarak antrenman yapıyoruz biz de. Görüntülü ve interaktif antrenman yapıyoruz. Ki olabildiğince hem kendimize hem çevremizdekilere
zarar vermeyelim, ailemize zarar vermeyelim. Ümit ediyorum en kısa sürede bu süreçte biter. Bitmese de buna artık alışarak hayatımıza adapte ederek devam etmek zorundayız. O yüzden herkese buradan da evde kalmalarını, evde kalmıyorlarsa dikkat etmelerini tekrar bir kez daha söylüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Başarıların daim olsun. Çok sağ olun. O gideceğin müsabakalardan İnşallah. Da şampiyon olarak, birinci olarak dönmen duasıyla İnşallah. Diyelim. Çok teşekkür ederim. En önemli şey o. Sevgili Emre Vefa'nın dediği gibi efendim, lütfen maske takımına özellikle riayet edelim. Mesafe kuralına özellikle riayet edelim ve el hijyenine özellikle riayet edelim. Yeni normalleşme sürecinde uymamız gereken bu kurallara lütfen ama lütfen en gerektiği şekliyle riayet edelim ve uyalım. Efendim, kamera ardında diyeceğim ben. Sevgili genç gönüllerimizden Canan Hanım, Candan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Onunla birlikte sevgili Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii bizlere evlerinden destek veren, aynı şehirde bulunmadığımız diğer genç gönüllülerimiz var. Oradaki arkadaşlarımıza da, kıymetli dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden ötürü var olsunlar. Her daim onlarla birlikte olmaya ümit ediyoruz. Devam edeceğiz. Bu akşam Sen Sor O Yanıtlasın programımızda Dünya ve Avrupa Karate Kata Şampiyonu Emre Vefa Göktaş'ı ağırladık. Bizler Genç ve Spor Bakanlığı olarak, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü olarak sizlerle böylesi keyifli programlarımızı, öğretici ve eğitici programlarımızı Genç ve Spor Bakanlığımızın YouTube kanalında buluşturmaya devam edeceğiz. Sizler de bizleri izlemeye, takip etmeye devam ediniz efendim. Bir diğer programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.